etkili üründür. Hiçbir yan tesiri yok. Nasıl öyle değiştiriyor? Hı hı. Bunun birleşiminde, lahananın birleşiminde binden fazla etken madde var. Bizi ilgilendiren bunlardan ikisi çok önemli. Bir, hangileri onlar? Lactobacillus ve bifidobakteri. Bakteri içerir. Hı hı. Yani bakteri deyince faydalı bakteri, zararlı değil. Bu faydalı bakteriler kişi içtiğinde, bunu şalgam suyu gibi su, zararlı bakteri ve mantarları yok eden küçük molekül asitler üretiyorlar. Onlar kendi aralarında savaşıyorlar. Hı. Askerle terörist gibi. Yani biz bir şey yapmıyoruz. Bunu içtiği zaman vatandaş faydalı bakteriler harekete geçiyor, zararlı bakteri ve mantarları yok ediyor. Hı hı. Bunlar arasında savaş. Nasıl ki mantarlar etan, metan, bütan gibi gaz üretiyorsa, hı hı, toksik madde üretiyorsa, hı hı, faydalı bakteriler de küçük molekül asitler üretiyor. Zararlı bakterileri yok edici veya, hı hı, peroksit üretiyor. Hı hı. Şimdi zararlı bakteri ve mantarların yaşam alanıyla faydalı bakterilerin yaşam alanı farklı. Nasıl farklı? Faydalı bakteriler anaerob, yani oksijenli ortamda yaşar. Hı hı. Zararlı bakteri ve mantarlar oksijensiz ortamda yaşar. Yaşam alanı farklı. Hı hı. Kişi bunu kullandığı zaman faydalı bakteriler, oksijen oranı artıyor, faydalı bakterilerin yaşam alanı çoğalıyor. Hmm. Yani biz dolaylı olarak askeri desteklemiş oluyoruz, ona mühimmat veriyoruz, silah veriyor. Evet, güzel. Zararlı bakteri ve mantarlar böylece yavaş yavaş yok oluyor. Yok oluyor. Artı metil metilyonun sulfonyum bromit denen bir madde daha var. Yani birleşimde binden fazla etken madde var da bizi ilgilendiren bu amino asit, eskiden buna U vitamini deniyordu. Yani ülseri iyileştirdiği için. Sonra ulkus faktör döndü. Hı hı. Daha sonra bunun U vitamini diye bir şey olmadı. Bir amino asit olduğu anlaşıldı. Hı. Bu amino asit lahana mikserde çekilirken dahi bozulabilir. Isıdan dolayı. Oksitlenirse bozulur. Bir. Hı hı. İki, haşlanırsa zaten hiçbir etkisi kalmaz. Bütün vitaminleri yok oluyor. Bazıları televizyona çıkıyor. Rating amaçlı konuşuyorlar. Yani bilgisi varmış gibi diyor ki Profesör Doktor X ismi önemli. İşte lahana suyu şöyle şöyle için iyi gelir. Yani karşıladığınız zaman hiçbir etkisi kalmıyor ki. Hmm. Vitaminler, enzimler, mineraller yok oluyor. Bir faydası olmuyor. Hmm. En önemlisi de ki bu yöntemin başında o kadar çok yok oluyor. Kadın oldu, evet, ki bir dönem. Çünkü dediğiniz gibi çıkıp hep söylenildi, söylenildi. Biz de uyduk, yaptık. Ama, evet, oysa ki kaynattıktan sonra hiçbir etkisinin olmadığını söylüyorsunuz. Aynı şekilde aloe vera jeli de, yani aloe veranın da kaynatıldığında, aloe verayı asla kaynatmamak gerekir. Haşlandığında, kaynatında onun da etkisi kalmaz. Zencefil de aynı şekilde taze olarak kullanılır. Burada tonik doğal üretiliyor. Hı hı. Aloe vera jel, bunda aynı şekilde doğal, haşlanmaması gerekir. Burada taze zencefil içerir, bunun da haşlanmaması gerekir. Hı hı. Yani kaynatılan, haşlanan bitkisel ürünlerin içerisindeki etken maddeler minimum seviyeye düşüyor. Yani faydalı da %5, %10 faydalı. Yani etkisi çok çok azalıyor. Azalıyor. %5, %10'da, evet, zaten yani aslında baktığı zaman çok çok az. Aynen öyle rakam. Minimum seviye.